en önce düşüncelerimi disipline etmek konusunda bu kadar değiştireceğini bilmiyordum Sumiye'nin. Mesela hani olayları tanımlamam konusunda başıma gelen ya da tecrübelerimin ya da başıma gelen kötü bir şeyin içerisinden polyanlacılık başka bir şey. Ondan bahsetmiyor. Başına gelen olayı acaba ben ne yaparsam daha bunun başıma gelmemesi için bunu engellerim. Demek ki bundan sonraki davranışım nasıl olmalı diye eğer kötü bir tecrübe yaşadıysan da bundan olumlu bir şey çıkarmak. Pozitiflik değil yani bu da iyi demek değil. Yani bir daha bunu yaşamamak için ne yapmam lazım sorusunu Sumiye sordurdu öyle diyeyim yani ya da Japon öğretisi sordurdu diyeyim. ...2010 yılında Japonya'da yaşadığım zamanlar tanıştım. Daha önceden görüyordum ama çok nadir. O zaman sosyal medyada da bu kadar fazla yer almıyordu. İlk gittiğimde Japonya'da gördüm ama Japon ressamları tanıyordum. Zaten etrafımda arkadaşlarımız vardı. Onlardan duyuyordum ama içine girip tanışmak... ...tabii orada yaşadığım yıllarda oldu. İlk başta gördüğünüzde çok böyle... şey bir sanat, çok yalın bir sanat ama çok üstün bir sanat formu. Biraz daha gözünüzün eğitilmesi gerekiyor. Yani normal şimdi gördüğünüzde hani beğendiğiniz resimler biraz daha hani süslü, parlak, renkli olabiliyor ama Sumiye için biraz daha eğitimli göz gerekiyor. Gözünüzün estetiğinin de daha iyi olması gerekiyor. Ondan sonra anlayabiliyorsunuz farkını ve içindeki güzelliği. Belki bu yüzden biraz biz yabancıyız. Ne de olsa burada tabii daha çok Avrupa resim eğitimini almaya alışkın gözler olarak diyeyim. Daha sade bir sanat formunda kendimizi bulmak kolay olmuyor. İlk başta zaten bir 2010 yılında Türkiye'ye döndükten sonra Sumiye sergisi yapmıştık hatırlıyorum. Siyah beyaz yaptık klasik Sumiye çünkü siyah beyazdır aslında renkli değildi. Siyah beyazda şöyle bir tepkiyle karşılaştık. Yani sergiye geldiler arkadaşlarımız, çok samimi arkadaşlarımız. Hani şeylerini söylüyorlar, hislerini anlatabiliyorlar rahatlıkla o anlamda söyledim. Samimi arkadaşlarımız geldiler ve ama bunlar siyah beyaz ki dediler. Biz de ondan sonraki sergilerimiz için biraz daha renk kullanmaya başladık. O da Sumiye'nin bir formu. Ona da Bokusaiga deniyor aslında. Hani iki, o da Sumiye ama renkli Sumiye anlamına geliyor yani. Boku yine Sumi demek, Sai boya demek, Ga yine anlamına da geliyor, resim demek. Sumiye mürekkep çubuğuyla yapılan resim demektir. Yani mürekkep ve su kullanılır. Sumiye aynı zamanda Suibokuga olarak da tanımlanır. Yani su ve mürekkeple yapılan resim anlamına gelir Türkçesi. Mümkün olduğunca az renk kullanılır. Siyah rengin tonlarıyla derinlik ve resmin anlatılmak istenen mesajları verilir. Ve kağıdın boşluk doluluk oranı önemlidir Sumiye'de. Şöyle bir şeyle karşılaşmıştım Japonya'da. Bir arkadaşım vardı yani hani sohbet ediyoruz. Ben resimde hiç anlamıyorum dedi. Birlikte bir restorana gitmiştik. Restoranda arkamızda bir tane Sumiye resmi vardı. Sonra ben resimde hiç anlamam dedi. Döndü resmi. Görüyor musunuz dedi bunun dedi koyuluğuyla açıklığı arasındaki ton farkı işte kancisi onlar hani hissettirdiği duygu anlamına geliyor orada kanji. Kancisi dedi ne kadar güzel ama değil mi? Dedi. Yani Sumiye'den anlamayan birisinin, yani resimden anlamayan birisinin onu yorumlaması çok şey geldi bana. Yani mümkün değil, bunu ancak resmi bilen birisi yorumlardı. Sonradan anladım. Şöyle bir şey var mesela. Yani ne de olsa görsel bir toplum Japonya. Biz biraz daha işitsel bir toplumuz. Biz duyarak şey yapıyoruz, öğreniyoruz. Bir şeyi sorarak öğreniyoruz daha doğrusu. Hani hep şikayet ederiz ya aslında bizde hiç kayıda alınmamış diye. Çünkü hep kulaktan ilerliyor bizim masallar. Hani hikayeler hep öyle ilerliyoruz. Japonya görsel bir toplum. Ben Japonya'da tanımladım bizi. Yani insan biraz da yurt dışında öğreniyor ya kendisini onun gibi. Görsel olarak yaptıkları için eğitimleri de görsel olduğu için zaten gözleri eğitilmiş oluyor. O resmi zaten bir yerde görmüş oluyor. Nasıl bizde de hani
darbukayı biliriz, ritmi biliriz ya, hemen böyle bir şey gelir, yakın gelir bize. Biz de çocukluğumuzda öyle büyüdüğümüz için, hani ritimle büyüdüğümüz için aslında, yani sesle büyüdüğümüz için. Onlar görselde iyi olduklarından dolayı resim bilmiyorum dese bile aslında anlıyorlar, görsel anlıyorlar. Hatta şöyleydi, şimdi Japonya'da bir arkadaşımla yazışıyorum. Ben tabii hiragana biliyorum. Japonların 3 alfabesi var ya, hiragana, katagana, kanji diye. Kanji biraz daha zor, hani bir kelimeyle bir şey anlatıyor. Hiragana yazıyorum çünkü yani kancilerin hepsini bilmiyorum. Anlayamıyordu okuduğunda. Bana kanjiyle yazar mısın mektuplarını dedi. Ya da maillerini kanjiyle yazar mısın dedi. Onu da görsel algılıyor şekli. Dolayısıyla onlar zaten biraz daha ne diyelim, eğitimli olarak görüyorlar. Ve yani içindeler, hani şeyin içindeler. Yani ne diyeyim, o görüntünün ve o estetik beğeniyle büyümüş ve gelişmiş oluyorlar. Dolayısıyla Japonya'da daha tabii yazıları da öyle. Biz mesela kaligrafiyi bir sanat formu olarak görüyoruz ama onların zaten günlük hayatının içerisinde o kalemi değil de şu kalemi kullanayım, şöyle değil de böyle kalınlıkla yazayım diyorlar. Şimdi Sumiye'de esas gördüğünüz resmi çizmek değildir. Gördüğünüz resmi çizmek, iyi bir Sumiye sanatçısı olmazsınız gördüğünüz resmi çizerek. Gördüğünüzde sizin sizde bırakan etkiyi çizmeniz asıl olan ya da övülen şey burada. O yüzden o kadar da güzel çizim yapıyor olmanız önemli değil. Buradaki güzellik onun sizde hissettirdiği etkiyi verebiliyor musunuz? Onun ruhunu verebiliyor musunuz? İlk bakışta budur. Birinci hani şartı diyelim ya da birinci övülen kısım. İkincisi mümkün olduğunca az çizgiyle anlatabiliyor olmanızdır. Yaptığınız eseri. Yani nereleri çizmeyeyim ki biraz da izleyiciye de düşünmesi ve onun da yaratıcılığına katkıda bulunayım. Hani bireysel bir sanat değil o anlamda. Karşınızdakinin de ne diyelim, karşındakinin de hayal gücünü yükseltmesine yardımcı oluyorsun. Hani 14 yıl boyunca da hani çeşitli insanlarla da çalıştım. Öğrencilerimle de birlikte çalışırken de hep gördüğüm en başta disipline ediyor. Çünkü önce oturup biraz rahatlama, biraz sakinleşmen gerekiyor. O açıdan bayağı yararı oldu. Yani önce bir sakinleşip mümkün olduğunca da hep durağan ama nasıl diyeyim, normal ama durağan pozitif bir ruh halinde olman gerekiyor. Çünkü yaptığımız resim çok sade olduğu için o sadelikte ruhunun ve enerjinin nasıl olduğu yaptığın resme çok yansıyor. Mümkün olduğunca olumlu bir havada yapman gerekiyor. Ben bunun için ne yapıyorum derseniz, hani normalde nasıl diyet yaparlar, periz yaparlar. Ben de onun gibi bir çeşit periz yapıyorum ama ruhsal periz gibi diyeyim. Yani şöyle, mümkün olduğunca kötü haber seyretmemeye çalışıyorum. Mümkün olduğunca olumsuz cümleler kullanmıyorum. Olumsuz cümle kullandığım zaman onu başka türlü ifade etmek istiyorum. Mesela kötünün aslında farklı bir sürü söyleniş tarzı var. Hani kullandığım kelimelere dikkat ediyorum, öyle değil. Kullandığınız kelimelere dikkat edip mümkün olduğunca olumsuz şeyler, çok kötü heyecan veren, çok kötü enerji veren şeyler seyretmeyince biraz daha ruhunuz dingin kalabiliyor. Ona dikkat etmeye başlıyorsunuz çünkü yaptığınız resme yansıyor. Sizin nasıl düşündüğünüz, ne hissettiğiniz. Çok sade ve yalın olduğu için. Disipline ediyor. Çünkü yine aynı nedenlerden dolayı resminizde hani önce bir oturduğunuz alanı düzenlemeniz gerekiyor. Biraz böyle meditatif tarafı da var tabii. Hani kalem şurada duracak, fırçamız burada duracak, kağıdımız böyle duracak. Şimdi Japon Sanat Merkezi'ne geldiklerinde, şimdi birlikte çalıştığım arkadaşlar bazen ilk kez geliyorlarsa eğer, o zaman şey diyorlar, ben şimdiye kadar hiç resim yapmadım, fırça bile tutmadım, acaba bunu yapabilecek miyim diyorlar. Ben de diyorum ki sakin olun, hiç önemli değil. Zaten bildiğimiz klasik resim öğretisinden farklı. Yani güzel sanatlarda öğretim görevlisi arkadaşlarımız da var beraber Sumiye çalıştığımız. Onlar da en baştan öğreniyorlar. Çünkü fırça tutuşu, fırçanın üzerindeki boyanın oranı, suyun oranı, kağıdın cinsi, her şeyiyle farklı, her şeyiyle yeni baştan öğreniyor oluyorsun. Hani ilk nasıl biz yazmaya başlarken çizim yapıyorduk, düz çizgi. Biz de öyle başlıyoruz burada.
ilk geldiğinde mutlaka burada kendisinin yalnız olmadığını ve mutlu, sıcak bir ortamda olduğunu hissetmesi gerekiyor. Eğer iyi karşılanırsa o zaman zaten burada rahat ediyor. Ben özellikle istiyorum. Her yeri istediğin gibi karıştırabilirsin. Yani kendini burada rahat hissetmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Eğer rahat hissederse o zaman rahat çalışıyor. Burada eğer bir böyle olumsuzluk, sertlik olacak olursa yaptığı yerde ya da düşüncelerinde, o zaman iyi resim çıkmıyor. Yani Sumiye'nin öyle bir ilginç tarafı var. Enerjiniz iyi değilse, kendinizi iyi hissetmiyorsanız o zaman Sumiye resminde başarı sağlayamıyorsunuz. Aslında yani boş kağıdın her zaman sana challenge oluyor. Bir sefer çizebiliyorsun ya, ikinci çizimi almıyor. Sumiye'nin böyle bir felsefesi var. Dolayısıyla hani yanlış yaptım, ay pardon olmuyor Sumiye'de. Yani bunu doğru yapman gerekiyor, yoksa resim bozuluyor. Öyle bir özelliği var. Dolayısıyla o senin düşüncene şey yansıyor. Ha, bunu bir daha yanlış yapmamak için ben bunu böyle değil de o zaman fırçayı şöyle kullanayım, boyayı şöyle alayım, kompozisyona da buradan başlayayım. Çünkü bir yanlış olduğunda benim Sumiye hocam Japonya'daki tekrar çizdirirdi, ufak bir yanlış olsa bile. Yani ben de bunu uygulamıyorum çünkü yani bizim ruhumuza çok uygun değil. Ama yani benim hani şey olarak, öğretici olarak, yani ne de olsa temsilcisi olarak iyi yapıyor olmam lazım. Ben o yüzden yani hocamız yanlış yaptığında tekrar baştan çizdiriyordu. Defalarca çizdiğim resimler var, hatırlarım ya, aynı kompozisyonu. Sanat formları tek başına olmuyor. Yani tek başıma ancak ben bir sergi yapabilirim, 2-3 sergi yapabilirim. Ama bunun bir anlayış olarak yayılması için çok fazla insanın yapması gerekiyor. O yüzden mümkün olduğunca istiyorum ki öğrencilerim, beraber çalıştığım arkadaşlar belli bir yıldan sonra kendileri sergi açsınlar ve onlar öğretiyor olsunlar başkalarına. Sonuçta çok sevdiğim bir sanat dalı. Öyle diyeyim. Çok sevdiğim bir sanat formu. Ne kadar çok insan yaparsa o kadar aslında pozitiflik olacağını ve yaparken de olumlu şeyler düşünülmesi gerektiği için insanlara böyle yayılacağını, daha pozitif bir ortam olacağını düşünüyorum.